Teşekkür ederim. Bir şey değil. İyi geceler. İyi geceler. Camla kapı. On cezası. Ne hal Aylin? Annem uyudu mu? Sen ne haldesin Aylin? Elbise, bu takılar. Neredeydin sen? Kimle beraberdin? Cevap ver Aylin. Yeter be. Sen ne haldesin? Kimle beraberdin? Neredeydin? Yeter. Ya çocuk muyum ben? Berrin, düzgün konuş benimle. Öyle mi? Annem merak etti. Seni idare edene kadar göbeğim çatladı benim küçük hanım. Sırf senin başın derde girmesin diye yalandan gülücükler attım. Herkes yatıp uyudu, ben odamda merak içinde senin dönüşünü bekledim. Madem artık çocuk değilsin, madem büyüdün, bundan sonra kendi işini kendin halledersin. Gece yarıları eve döneceğin zaman bunu anneme kendin söyle. Arkadaşıma gidiyorum, ders çalışacağım diye yalan atma, anladın mı? Abla ben Soner'le beraberdim. Beni yemeğe götürdü. Bu ceket de onun. Üşüdüm diye verdi. Kim bu Soner? Abla, sonra konuşsak. Hı? Kalk. Büroyu yeniden yapmışsınız. Bomba fazla hasar vermedi aslında. Hemen ertesi günü küçük bir tadilat yapıp girdik yine içine. Yapacak bir şey yok. Ali Bey, Cemile Hanım, yarın sabah ilk duruşmanız olacak. İlk duruşmadan bir sonuç çıkmasını beklemeyiz genellikle ama mahkemeye ne kadar hazırlıklı gidersek o kadar iyidir. Biz tedbirli olalım. Mahkeme nafaka konusunu ele alacaktır. Miktarı belirlemek için tarafların varlıklarıyla gelir durumlarını inceleyecek. Ayrıca gene tarafların taleplerini dinleyecektir. Tarafların makul bir noktada buluşarak anlaşması süreci kısaltır. Bu konuda bir diyeceğiniz var mı? Ben bu konuda hiç düşünmedim ama üstüme düşen neyse yapmaya hazırım. Evet. Evi Cemile. Evi bana ver. Tapusunu üstüme yap. Bana ver işte evi. Tapuyu vermem. Zaten buna gerek yok. Çocuklarla sen istediğiniz kadar, istediğiniz gibi orada yaşayabilirsiniz. Ben zaten Türkiye'de yaşamayı düşünmüyorum. Başka bir ülkede yaşayacağım. O eve de ihtiyacım olmayacak. İyi o zaman işte. Evi benim üstüme yap. Benim de bir güvencem olsun. Vallahi billahi kendim için değil. Kendim için olsa ağzıma bile almazdım. Çocuklar için istiyorum. Özellikle de Osman için. O daha çok küçük. Her şey çocukların zaten Cemile. Hele Osman'ı hiç düşünme. O zaman nafaka konusunda anlaşamayız. Hakimden en yüksek miktarın olmasını talep ederim. Tamam. Nafaka önemli değil. Yeter ki biz aramızda anlaşalım. Zeytinli'deki evin yarı hissesini vereyim sana, ister misin? Orası inşaat. Yaptıracağım. Tapu? Tabii ki. Yarı hissesini senin üstüne yaptıracağım. Allah'ım neler konuşuyoruz ya. Bekliyordum seni Ali Kaptan. Dayanamıyorum artık abi. Kendim mutlu olacağım diye o kadar çok insanı mutsuz ediyorum ki. Mutlu oluyor musun bari? Nerede? Kalbimin ortasına kocaman bir kaya oturmuş gibi abi. Şimdi erisem şurada, su olsam, denize karışsam, ufukların arkasındaki derinliklerde kaybolsam. O zaman da bir toz devrisi olsan, toprağa kavuşsan, rüzgarın sırtına tutunsan, dağların doruklarına tırmansan filan dersin Vedat'tan. İnsanoğlu böyledir işte. Öyle mi dersin? Vallahi öyle derim. Mesela bu bıçak. Bıçak olmadan önce denizin dibinde damlaydı. Dağların doruğunda tozdu. Sonra ahşap oldu, demir oldu, çelik oldu, sap oldu, bıçak oldu. Bunu geri mi aldın? Bir bakıma. Nasıl bir bakıma? Her şey aslına döner derler kaptan. Bilmez misin? Bıçak da beni aslı bellemiş besbelli. Anlamadım. Benim balıkçı olmadan önce de bir hayatım vardı Ali Kaptan. Kurcalama şimdi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.